De dünden mi başlasak, ne yapsak? Dün akşam beklediğiniz bir şey miydi mesela? Biz dün gün içerisinde çünkü konuşuyorduk. İlerden Sağlam'la mesela konuştuk, az evvel bahsettik kendisinden. Dün yani akşam dolara kim bilir ne olacak diyorduk. Olanlar oldu. Önce bir dün akşamın etkileri nedir, ne değildir diye sorayım mı size? Şimdi şöyle bir şey var piyasada. Sayın Cumhurbaşkanı konuşmadan önce pozisyon alan, piyasa tabiriyle söylüyorum finansal anlamda, pozisyon alan bir yatırımcı kitlesi oluştu. Ben önceki gün şöyle ifade ettim. Sayın Cumhurbaşkanı Türkmenistan dönüşü uçakta bir gazeteci, eline soru iliştirilmiş arkadaş galiba. İşte bir soru sordu. Bir şey sordu. Bunun tanıtımını nasıl yapacaksınız? Ne kadar millet bilmiyor diye. Sayın Cumhurbaşkanı da daha fazla ekranlara çıkacağını ve konuşacağını ifade etti. Ben de o gün ekranda şey dedim, eyvah dedim. Her konuşma çünkü Türkiye'ye bir büyük maliyet olarak yansıyor. Her konuşmasında, Sayın Cumhurbaşkanımızın her konuşmasında kurlar sert şekilde dalgalanıyor. İster istemez yatırımcılar buna yönelik pozisyon aldı. Artık ezberlediler. Siz düşünseniz de bir fon yönetiyorsunuz, bir yatırımcısınız. Cumhurbaşkanımızın her konuşmasında kur yükseliyor %3, %5. Konuşmayı önceden haber aldığınızda ilan edildiğine göre pozisyon almıyor musunuz? Alıyorsunuz. Ama dün akşam ekstra bir şey daha vardı. Amerika, FED Başkanı Powell da enflasyona yönelik açıklamalar yaptı. İşte kur 13'ün altındaydı, 13'ün üzerine çıktı. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşma şeyiyle beraber 13,5'lara, konuşma esnasında 13,80'lere böyle bir yükseliş yaşadı işte. Böyle bir serüven işte, böyle bir şey yaşıyoruz. Böyle bir maceranın içerisindeyiz yani, ama evet, pek de böyle de sürekli adrenalin salgılıyoruz ama bir getirisi olmuyor ne yazık ki. Şimdi az evvel bahsettiniz ya, şimdi muhalefet de bugün bir hesap vardı, Faik Öztrak'ın hesabı diyor, evet, ki. Evet, çok güzel bir hesap. Dış borca 192 milyar lira daha ekledi. 2 saatlik yayın böyle bir prodüksiyon olmaz diyor, çok pahalı bir prodüksiyon olmuş diye. 192 Şimdi milyar. Çiğdem Hanım, buyurun. Ben şu anda gazete manşeti, gazete haberini yazdım. Karar Gazetesi'nde yarın çıkacak. İnanın ben şu anda hayret ediyorum, rakamları çıkardım. Türkiye'de faiz maliyeti, özellikle toplam faiz maliyeti 500-600 milyar. 500-550 milyar. Bunun çoğu zaten tüketici ve kredi kartlarından alınıyor, bireylerden. Ticari maliyet daha düşük. Tam rakamlar yarın Karar Gazetesi'nde, onu söyleyelim. Bunun yarısı ticari diyelim. Onun da hepsi ticari işletme faizi başka, yatırım faizi başka. Yani yatırım, üretim, ihracat, istihdam diyoruz ya. Yeni ekonomi denemesi. Biliyorsun bu model program falan değil. Model falan da değil. Ortalıkta yazılı bir şey yok çünkü. Bakın ortalıkta Türkiye'nin 5 yıllık kalkınma programı, 3 yıllık orta vadeli program, bütçe falan filan, enflasyon. Ortada böyle bir yazılı hiçbir şey yok. Havada bir kuş var ve havadaki kuşa model çizdik. Model diyoruz yani, bir isimdi. Aslında bir AK Partili arkadaş demişti. Bir şey deniyoruz işte. Bir şey evet, deneme. Evet evet. Bu bir şey deneme. Bir şey denemenin bize faiz getirisi böyle milyarlarla ölçülen bir şey ama son 3 aylık maliyeti trilyonlarla oldu. Oldu. Getiri henüz olmadı. Çünkü bir şey daha söyleyeceğim. Merkez Bankası faiz indiriyor. Evet. 19'dan 15'e indirdi değil mi? Evet. Tahvil faizleri 17'lerden 21'e çıktı. Orada faiz yükseliyor. Mesela oradaki faiz de, o zaman şu mantıkla düşünecek olursak, nas ortada, sana bana ne oluyor denince o tahvildeki faiz. O zaman dönün şimdi, başka konuya geldim. Güzel. Bugün gazeteleri açın. Sayın Cumhurbaşkanımızın dün akşam ekonomiye çözüm modeli olarak bir paket açıkladı. Hatta iki paket açıkladı. Bir tanesi şu. Efendim 50 kişinin altında istihdamı olan ve yeni istihdam alacak olan firmalara kişi başı istihdam, kişi başı 100 bin lira kredi. Çiğdem Hanım, kredi demek faiz demek. Ya. Nas ortadayken nasıl biz kredi paketi açıklıyoruz? Sana bana ne oluyor diye sormak lazım o zaman. Doğru. Evet Çiğdem Hanım, nas ortada. Yani nas ortada diyen Sayın Cumhurbaşkanımız kredi paketi açıklıyor. Acaba nas
Mevduata haram da krediye helal mi? Ya kafalar çok karışıyor. Ya da ya, işte faiz çiftçi için, esnaf için, onların borçları için, tarım kredi kooperatifinden işte almış kredisini ama ödeyemeyen, sonra hapse giren çiftçi için normal de, onun için geçersiz değil de Merkez Bankası'nın faiz oranı için mi geçerli falan. Çok çok enteresan. Hakikaten yani, çok çelişkili. Oldukça enteresan bir süreç. Oldukça enteresan ama... Dedim ya, yani krediye gelince nasıl işlemiyor herhalde. Vallahi çok ilginç. Ama bu kredi olayı tabii pandemi döneminde de hatırlayın. Yani ne kadar bir destek olacak vesaire diye sorarken kredilerin gündeme geldiğini gördük. Hani o müşkül durumda bile, pandeminin en böyle derin anında bile kredi şeklinde bir destek tırnak içinde söz konusuydu. Şimdi bugünkü o zaman Merkez Bankası'nın şu müdahalesini de sormadan olmaz. Bu müdahale nasıl bir müdahaledir ve işe yaradığını söylemek ne kadar mümkün? Şu anda da zaten 13'lerde seyrediyor dolar. Merkez Bankası Cumhurbaşkanımız rahat konuşsun diye müdahale etti. Çünkü biraz önce söyledik, evet. Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmaya başladığı zaman veya konuşmasından önce kurlar yükseliyor. Konuşma esnasında da yükseliyordu. Bugün Merkez Bankamız olmayan dövizüyle, çünkü Merkez Bankamızın biliyorsunuz kendisine ait hiç dövizi yok. Tamamı emanet. Yani bunun da en büyük kısmı vatandaşlar gidiyor bankaya döviz yatırıyor ya. Vatandaş döviz alıyor, gidiyor bankaya yatırıyor. İşte o dövizin %25'ini Merkez Bankası alıyor. İşte onlarla müdahale etti. Evet, anladım. İşte bu zorunlu karşılıklar, swaplara zaten evet, dokunulamıyor değil mi? Onlarla da. Merkez Bankası şey değil. Ben şöyle bir tabir kullanmıştım geçen de. Sokakta bir vatandaşın cebinde 10 dolar, 20 dolar var diyelim, kabul edelim. Merkez Bankamız işte o vatandaştan bile daha döviz yoksunu kurum. 10 doları bile yok. Şu geliyor aklıma. Şimdi dedik ya zaten Merkez Bankası'nın rezervi de ortada. Şimdi bunu da konuşma öncesindeki muhalefet böyle ifade ediyor. Hani güya düşüş varmış gibi göstermek adına böyle bir aldatmacı yapıyorlar diye bir tepkisi var muhalefetten yükselen, CHP'den yükselen. Şimdi o ki böyle bir şey yapıldı. Düşüş olacak konuştu ve düştü dedirtmek için böyle bir şey yapıldıysa yine olan Merkez Bankası'nın rezervini olmuş olmuyor mu? Sonuçta elde var, yine sıfır, yine dizginlenemeyen dolar. Bakın ben size daha ilginç bir şey söyleyeceğim. Şimdi dedik ya, Cumhurbaşkanımız rahat konuşsun diye Merkez Bankası kaç milyar dolar sattı bilmiyoruz. Sadece Cumhurbaşkanımız rahat konuşsun, konuşurken piyasalar allak bullak olmasın diye Merkez Bankamız müdahale etti. Ben Merkez Bankamızdan bundan sonraki Cumhurbaşkanı konuşmalarında da piyasaya döviz satmasını bekliyorum. Çünkü Cumhurbaşkanımız aksi halde rahat konuşamayacak. Çünkü her konuşmasında piyasa yükselir. İki, hatırlayın Sayın Cumhurbaşkanımız bugünkü konuşmasında da söyledi. Her konuşmasında dile getiriyor. Ne zaman bu ekonomik modeli denemeye kalksak dış güçler, şunlar bunlar müdahale ediyor. Türkiye'ye işte dövizle mevizle bizi dize getirmeye çalışıyor değil mi? Çiğdem Hanım, Merkez Bankası verilerine bakıyoruz. Mart ayından bu yana Şahap Kavcıoğlu geldikten bu yana Merkez Bankası 35 milyar dolar döviz almış. 35 milyar dolar. Evet. Türkiye'ye Mart ayından bu yana yaklaşık olarak 35 milyar dolar, 33.8 milyar dolar yabancıdan, yani şer güçler diyoruz ya. Oysa tam tersi, yabancı 33-34 milyar dolar yabancı döviz vermiş. Borç vermiş, şey vermiş, kredi vermiş, şu vermiş, bu vermiş. Yani yabancı döviz vermiş. Yabancının net pozisyonu 34 milyar dolar arttı. Kimin döviz pozisyonu şey yapmış, ülkeden döviz almış? Merkez Bankası. Evet. Dolayısıyla bu da dış güçler dediğimiz şeye yarayan bir durum değil mi? O söylemle bakacak olursak. Şimdi Merkez Bankası ihracatçıdan gelen dövizi aldığı için ithalatçıya döviz kalmıyor. Ülkeyi bir insan olarak düşünün. Bir piyasa, Merkez Bankası ihracatçıdan gelen dövizin bir kısmını alıyor. Exim Bank TL kredileri karşılığı alıyor. İthalatçıya döviz kalmıyor. İthalatçı bu sefer ithal edeceği ürün için zorunlu döviz bulmak zorunda. Gidiyor piyasaya 10 milyon 20 milyon dolar alınca kur yükseliyor. Piyasayı allak bullak eden Merkez Bankası. Peki Merkez Bankası niye döviz alıyor? Önceki yıl 128 milyar doları sattığı için. Tabii. Şimdi Merkez Bankası bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarında yükselen dövize müdahaleye kadar şöyleydi.
İşte bir şey var, ahşap böyle bir yapı var, büyük yapı. Hani Boğaz'da yalılar var ya, böyle büyük eski yalılar, ahşap. Şimdi Merkez Bankası'nın görevi orayı yangından korumak. Şimdi o yalılardan birisi yanıyor, ateş almış, yanıyor ve alev büyüyor. Merkez Bankası itfaiye olarak yan tarafında, içinde suyum var diyor. Merak etmeyin diyor, benim aracımda su var. Brüt rezerv ya. Ama kendine yangına ait rezerv yok. Evet. Yangına ya müdahale etmiyor ama, edemiyor. Yangın var, yanıyor. Yok diyor, merak etmeyin diyor. Şey, bende diyor su var. Ondan sonra da geçen hafta bir açıklama yaptı. Vatandaşları uyardı, dikkatli olun diye. Evet. Kendisi dikkat edemiyor, vatandaşları uyardı, dikkatli olun bir diye. Bir şeyler, hiçbir şey olmasa bile yine de bir şeyler olmuş minvalinde bir açıklama yapıldı. Sonra vatandaşlar dikkatli olsun deniliyor yani. Ve bugün işte Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasında dövizi verdi ama biliyorsun şu anda döviz tekrar 13.30'larda. Evet evet, bu şey gibi aslında, Merkez Bankası'nın duruşu da biraz hani pandemi döneminde herkes kendi karantinasını kursun diye bir şey vardı ya, ama ortada doğru düzgün bir kısıtlama, bir şey, net bir karar yoktu. Bu da onun gibi. Herkes kendinin Merkez Bankası olsun gibi bir durum herhalde, vatandaş dikkat etsin denildiğinde böyle bir şey. Bu bir de şöyle bir şey veriyor. Kim ne yapacağını bilmiyor. Devlet karma karışık. Kimse, hiçbir kurum, hiçbir şey ne yapacağını bilmiyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Milli Güvenlik Kurulu. Güzel, güzel. Ortada olmayan, yazılmamış, biçilmemiş Milli Güvenlik Kurulu bunu ne diyor, tehditleri ve sınamaları dikkate alıyor. Tabii. Ya neyi kardeşim, yazılı olmayan bir şey. Peki yazısı o zaman şöyle daha tersten sorayım. Buna ne diyeceğinizi merak ediyorum. Şimdi bir ülkenin milli güvenlik, daha doğrusu milli güçlerinden biri de ekonomik gücü değil midir? Dolayısıyla Milli Güvenlik Kurulu'nda bunun konuşulması normal değil midir İbrahim Bey? Ha, Milli Güvenlik Kurulu. Milli güç unsurlarından biri de ekonomik gücüdür. Hani öyle biliriz ya. O yüzden soruyorum. O zaman başlık cümlesiyle şey yapalım. Başlık cümlesiyle bu soruyu cevaplayalım. Önce başlığı verelim. Hı. Ülkenin batışını Kurtuluş Savaşı olarak ilan ettik. Hı. Öyle başlarsa. Ülkenin batışı Kurtuluş Savaşı. Ülkenin batışına Kurtuluş Savaşı dedik. Niye? Eğer bir milli güvenlik sorunu varsa, ki var. Hı. 2018'de MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kağan dedi ki 40 milyar doları olan, o zaman kur 5 liranın altındaydı, 4.80-4.90, 40 milyar doları olan Türk şirketlerinin dörtte birini satın alır demişti. Bugün kur 13 lira. Evet. 40 milyar doları olan Türk şirketlerinin neredeyse tamamını alır. Kelepir sudan ucuz. Sayın Saadet Partisi Genel Başkanı İlk o açıklamıştı. Daha sonra diğer partilerden de açıklamalar geldi yanlış hatırlamıyorsam. Aselsan, dün Sayın Kılıçdaroğlu, Aselsan, Roketsan da ekledi. Havelsan. Biliyorsunuz tank paleti 60 milyon dolar için mi Katarlılara verdik? Çalıştırmıyoruz tank paleti. 3 kuruş ürüne ama Cumhurbaşkanımıza 450 milyon dolarlık uçak aldık Katar'dan. Bağış mı, hibe mi, yoksa satın mı aldık bilmiyoruz hiçbir şey. Belli değil. Ülke gidiyor. Ülke malları yabancı nezdinde sudan ucuz, kelepir olmuş Türk varlıkları, hani müflis tüccar durumuna düşmüşüz. Bu ülkede eğer milli güvenlik diye bir şey varsa, bugün Karar Gazetesi'nin manşeti budur. Milli güvenlik işte tam da budur. Milli güvenlik ortada, Türkiye'yi bu kadar ucuz hale getiren kimse nasılsa onların hesabını sorması gereken milli güvenlik, bugün olmayan programı milli güvenlik olarak kabul etti. Güzel. Yani bir ülke bu, böyle gider. Şunu anlıyorum. Memleketin ekonomisinde rasyonel adımlar atmak yerine bu tür adımlar atıp bir bataklığa oturtmak ülkenin ekonomisini, vatandaşını vesaire, ha budur milli güvenlik sorunu. Ama bu modeli korumak değildir ya da bu modele karşı durmak, bu modelin doğru olmadığını anlatmak bir milli güvenlik sorunu, bir beka sorunu değildir. Tam tersi, raydan çıkıldığını anlatmaktır ve oraya dönüş için bir reçete sunmak için bir niyettir aynı zamanda, ama böyle görülmüyor tabii yani. Mandacı ekonomist deniliyor böyle bir durumda. Mandacı ekonomistler kim? Kimler? Türk parasını bu kadar değersiz yapmayın. Türkiye 2001 yılında IMF, hain IMF gelmiş. 2001 yılında hain IMF gelmiş. Türkiye demiş ki
kendi ülkenizde, kendi vatandaşlarınızda kendi paranızla borçlanın. Mandacıyım efendim. Bunu yerli ve milli olan Berat Albayrak gelmiş, Türkiye'de Türk halkından Amerikan dolarıyla borçlanmaya başlamış. Söylevle eylemlerin ne kadar farklı olduğunu görüyor musunuz? Evet. Söylev yerli milli, işlev Amerikan doları. Şimdi mandacı iktisatçılar ayrıca neye karşı çıkmış? Türkiye'de yapılan bu hazine garantili müteahhitlerin işlerini Amerikan dolarıyla niye veriyorsunuz? Niye Avrupa eurosuyla veriyorsunuz? Türk parası yok mu demişler. Tabii. Bunlara mandacı iktisatçı demiş yönetim. Mandacı iktisatçılar demiş ki bu hazine garantili müteahhitlerin davaları olduğu zaman, yargı işleri olduğu zaman Türkiye'de mahkemeler var. Mandacı iktisatçılar bunu demiş. Ama yerli milli yöneticilerimiz gitmişler bu işleri İngiliz Londra'ya bağlamışlar. Yerli ve milli midir bu durum? Şimdi kim yerli milli? Evet, evet. Bunu soralım. Yerli milli kimdir? Söyleyen mi? Eylem mi? Söylem mi? Eylem mi? Eyleme baktığınız zaman bütün Türkiye'de Türk halkından Amerikan dolarıyla borçlanan kimse, Türkiye'de projeleri Amerikan dolarıyla hazine garantili veren kimse, bu projeleri İngiliz Londra'ya bağlayan kimse, vatandaşlarımızın onayına bırakalım. Kim yerli milli? TL'ye sahip çıkan mı yerli milli? Yoksa bu ülkede devletin bütün işleri Amerikan dolarıyla, hazine garantili işleri Amerikan dolarıyla ve İngiliz mahkemelerine bağlayan kişiler mi? Şimdi bu arada bir son dakika gelişmesi var. Bir izninizi isteyeyim Sayın Kahveci, onu bir iletelim. İstanbul'daki polis kurşunuyla ölüme ilişkin Çetin Kaya'nın ölümüne neden olan polis memurunun tutuklandığı bilgisi var. Onu bir ileteyim hızlıca, yeni bir bilgidir. Daha sonra yine ekonomiyi konuşmaya devam edelim. Göztepe'de sevgili izleyiciler 29 Kasım Pazartesi günü set işçisi Çetin Kaya'nın ölümüne neden olmuştu. Polis memuru tutuklandığı bilgisi son bilgidir, son dakika gelişmesidir. Onu aktarıyoruz sizlere. İstanbul Valiliği'nin kontrol sırasında mukavemet gösterdiği sırada silahın yanlışlıkla patladığını açıklamış olduğunu da hatırlatalım. Valilik bu olaya dair böyle bir açıklama yapmıştı. Polisin görevden uzaklaştırıldığı belirtilmişti yine aynı açıklamada. Çetin Kaya'nın arkadaşları sosyal medyadan özellikle tepkilerini dile getirmişti. Görgü tanıklarının kendilerine ulaşmasını istemişlerdi. Şimdi görüyoruz ki gelinen noktada İstanbul'da polis kurşunuyla valiliğin mukavemet gösterildi, silah yanlışlıkla ateş aldığı dediği bu olaydan sonra söz konusu polis memurunun tutuklandığı bilgisi geldi. Bu da son dakika bilgisiydi efendim. Onu da hatırlatmış olalım. 29 Kasım Pazartesi günü gerçekleşmiş olan bir vuku bulmuş olan bir hadiseydi. Yazık ki gelinen nokta son durum polis memurunun tutuklandığı ile ilgili. Şimdi Sayın Kahveci, yine ekonomiyle devam edecek olursak, az evvel bir şey söylediniz. Havelsan, Aselsan, bu tür stratejik olan noktaların elden gitme ihtimaline yönelik Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden bahsettiniz. Bu da özellikle niye? Birleşik Arap Emirlikleri ile o gerilmiş ilişkilerin artık gevşemesiyle ilgili aslında konuşulan bir mevzu. 10 milyar dolarlık bir programla bize geldiler dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Güzel gelişmeler olacak diyor. İşte Katar'a da gidecek 6 Aralık'ta biliyorsunuz. Mavi Marmara'da da İsrail 20 milyon dolarla gelmişti. Tabii şöyle bir durum, Mavi Marmara'ya sonrasında da hani kim dedi gidin diye, ben mi dedim gidin diye de Sayın Cumhurbaşkanı'nın o zaman tepkileri vardı. Yani başta farklı bir ifade kullanılıyordu belki ama sonrasında böyle Birleşik Arap Emirlikleri ile de işte böyle hemen ilişkiler değişiyor bir bakıyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelecek 10 milyar dolar ya da gelir mi gelmez mi o da ayrı bir mesele ama bu mutabakatlar diyelim hangi yaraya merhem? Valla insanın içindeki evet Çiğdem Hanım, şimdi biz hatırlarsanız aşağı yukarı 3 yıl Çin'den gelecek 40 milyar dolar hayaliyle yaptık değil mi? Doğru. 40 milyar dolar gelecekti. Çin'den 40 milyar dolar gelecek hayaliyle iktidarda, yönetimde dini hassasiyeti yüksek AK Parti, milliyetçilik hassasiyeti, ırksal hassasiyeti yüksek İttifak Orta Milliyetçi Hareket Partisi değil mi? Çin Uygur nedir? Uygurlar nedir? Bir, din olarak Müslüman, evet. Bizden. Irk olarak Türk, yine bizden. Biz 40 milyar dolar hayaliyle Uygurları görmezden geliyoruz. Rusya'dan menfaat uğruna Kırım Türklerini görmüyoruz. Başka Türkleri görmüyoruz.
Ha, o ki yerlilik ve millilik diyorsunuz. Böyle bir bakış açınız varsa neden bu konularda daha sessiz kalıyorsunuz? Yerli ve milli olmak, milli olmak özellikle mesela oraları içinde ses yükseltmeyi, bir şerh düşmeyi gerektirmez mi? Ama ben sadece şöyle söyleyeceğim. Yani ben bunu çok defa söylüyorum, tekrar söyleyeceğim. Ne söyleniyorsa tersi veya ne yapılıyorsa tersi söyleniyor. Ne söyleniyorsa tersi yapılıyor veya ne yapılıyorsa tersi söyleniyor. İnanın neredeyse %100'e yaklaşıyor bu oran. Ne söyleniyorsa yani, tersi deyince İbrahim Bey şu aklıma geliyor hemen, erken seçim yok 2023'te denile geliyor ama şimdi mevcut ekonomik durum ortada. En son erken seçim yok denildiğinde de seçim erken olmuştu zaten o tartışmalar sonrasında, hatırlayın. Şimdi bu ekonomik tablo, gelinen nokta, insanların alım gücünün durumu, halk ekmek büfeleri önündeki o hani yağmura rağmen kuyrukların uzayıp gitmesi. Büyüyoruz ama. Bu yokluk. Büyüyoruz tabii ama bu büyüme mi yoksa bu yokluk hali mi? Fakirlikte büyüyoruz. Çiğdem Hanım, fakirlikte büyüyoruz. Neremizin büyüdüğü konusunda, neyimizin büyüdüğü konusunda. Peki bu durum, işte bu büyüme, fakirliğin büyümesi sandığı zorlayan bir şey olur mu? Şöyle, burada tabii bir, çok etken var, çok fazla etken var. Şüphesiz. Ama vatandaş tabii, vatandaş ciddi şekilde sorguluyor, yani acı çekiyor. Ama bir ileri yaş grubu şeydir, ileri yaş grubunu anlarım. İleri yaş grubunda, yani 40-50 yaş grubu üzeri, 40-50 yaş ve üzerindeki bir kesim vatandaşın dini bir milli söylemde bu tür duygular yaşayabilir. Yani kendi hayatı gitse bile, evladının geleceğini bile siyasi liderinin varlığına heba edebilecek bir kitle olabilir. Bunu anlayışla karşıladım. Ama özellikle 20 yaş altı, 30 yaş altı kesime, gençlere, oraya çok merak ediyorum. Benim en büyük merakım o. Evet. Bu gençleri Cengiz'e, Lima'ya hayatlarını ipotek etmiş bir yönetime oy verecekler mi? Düşünebiliyor musunuz? 20'li yaşlardasınız ve hayatınız Cengiz ve Lima, Colin'e, Kalyon'a ipotek edilmiş durumda. Gelecek 20 yılınız, 20 yıl çalışacaksınız kime? Cengiz'e, müteahhitleri, Lima, Colin'e, Kalyon'a çalışacaksınız ve o yönetime oy vereceksiniz. Ben inanın bu seçim sonuçlarını çok bekliyorum. Çok da merak ediyorum. Türkiye'nin kader seçimidir. Şöyledir, Türkiye şu anda yarı Arjantin oldu. Arjantin yolunda hızla ilerliyoruz, yarı Arjantin oldu. Seçim oldu. Yönetim değişmedi. Size buradan ilan ediyorum, Venezuela oldunuz. Net bir şekilde Venezuela oldunuz. Enflasyon nereye, yani, faiz nereye, Türk lirasının değeri nereye? Enflasyon, faiz, orta sınıfın ülkeyi tamamen terk etmesi, yozlaşmanın zirvesi falan biter. Peki. Ama yani erken tarih konusunda net bir şey kestirmek kolay değil anladığım kadarıyla. Son bir soru. Süren bitti normal ama. Normal süre. Heh. O zaman şöyle söyleyeyim. Heh. Normal, eğer bu 18 ay sonra normal seçim tarihi beklenirse, Albert Einstein diyor ya, zaman görecedir. Görece kavramı. Bu 18 ay bize 18 yıl gibi gelecek. Çok uzun gelecek. Çok büyük maliyetle ödeyeceğiz. İnşallah erken seçim olur. Türkiye mevcut iktidar bile eğer şey yapacak, devam edecekse, onun bile güven oyu alıp tazelemesi ve yeni programını öyle uygulaması lazım. Aksi halde bu 18 ay inanılmaz uzun gelecek. 18 yıl gibi gelecek. Hani insanlara çocuklukları uzun süre gelir ya. Evet. Sonra yaş ilerledikçe zaman çabuk geçer. Görece kavram. Bize bu 18 yıl çok uzun gelecek. Tam bir ne derler, zaman mekan kırılması, kime göre neye göre. Evet. Son olarak dediğim gibi süren bitti ama bunu sorayım. Asgari ücret konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki asgari ücret noktasında da bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde, inşallah bir neticeyi açıklamış olacağız. Fevki nedir? Ne olsa fevki diyebiliriz. Böyle bir kendisi vermiyor gerçek. Asgari ücreti biliyorsunuz. Asgari ücreti özel sektör veriyor. Evet. Kendisi memur ve emekli maaşlarını arttırması lazım. Mesele orası. Hı hı. Asgari ücretle ilgili şunu söyleyeyim. Bazı ekonomist, pardon düzeltiyorum, iktisatçı arkadaşlar da söylüyor. Bazı bilmiyorum, pek de rastlamadım ama bazıları söylüyor, işte asgari ücret çok artarsa enflasyon olur falan. Ücretlerin artması enflasyona yol açmaz. Ücretlerin artması işsizliğe yol açar.
asgari ücreti 4000 lira, 4000 liranın üzerine falan çıkarabilir. Hükümet der ki 5000 lira olsun, ol diyebilir, olsun. Kaç milyon kişi işini kaybedecek, onun hesabını yapın. Niye? Ülke verimsiz, fiyatlandırma yok, çarklar dönmüyor, ekonomi durmuş. Kim o parayı ödeyebilecek? Evet. Asgari ücreti bu gözle bakın. Türkiye'de muhalefet üzerinden söylüyorum. Ben hangi muhalefet partisi asgari ücret kelimesini konuşuyorsa, pardon, özür dilerim. Asgari ücret konuşuyorsa içim yanıyor. Türkiye'nin sorunu asgari ücret değildir. Türkiye'nin sorunu ortalama ücret. Ortalama ücreti artırmak da ekonomide canlılıkla olur. Ekonomide verimlilikle olur. Yani asgari ücretin sistemi, ortalama ücrete dönüşmesidir esas sorun zaten. Evet, evet. O zaman ortalama lazım. Ücreti nasıl artıracağını muhalefet partileri açıklasın. Grev bir ülkede, bir yerde grevle ücret artışı oluyorsa o ülkede ekonomide sorun var demektir. Peki. Ücret artışı grevle olmaz, rekabetle olur. Peki. Çok teşekkür ederiz İbrahim ben Bey. Teşekkür ederim. Vallahi mevzu hem siyasi oluyor hem de ekonomiyi de konuşmak gerekiyor. Ekonomi bilimi bazen gerçekten cevapsız kalabiliyor ama rehberlik ettiniz, eksik olmayın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.